verbs, fiiller. Elde etmek, kazanmak, obtain, acquire, take over. Acquire, mesela language acquisition vardır, dil edinimi. Acquire'dan gelir. İlgilenmek, ele almak, baş etmek, deal with, tackle, handle, cope with, struggle against, fight against. Deal with, hem bir şeyle uğraşmak, ele almak, hem baş etmek. Tackle, handle da aynı şekilde. Cope with ise daha çok mücadele etmek bir şeye karşı. Struggle against ve fight against de aynı şekilde. Zaten against e karşı demek. Struggle, savaşmak, fight, savaşmak. Yani kanserle savaşıyor derken cope with, struggle against, fight against daha güzel. Deal with, tackle, handle ise bunun gibi kullanırken aynı zamanda... Mesela bugün çocuklarla uğraşıyorum, ilgileniyorum. Bugünlerde şununla uğraşıyorum derken de kullanılabilir. Harcamak. Spend. Expand. Consume. Daha çok tüketmek bir şeyi. Waste. Boşa harcamak. Throw away. Boşa harcamak. Aynı zamanda çöpe atmak anlamı var. Spend normal harcamak. Spend time, energy, money. Yani para, zaman, enerji falan harcamak. Expand daha çok para tarzı şeyler harcamak. Consume ise tüketmek ama kötü anlamda değil. Consumer tüketici. Biz sonuçta bir şeyler consume yapmak zorundayız. Yani tüketmek zorundayız ki yaşayalım. Ama waste ve throw away olumsuz anlamlarda. Expand'i nasıl hatırlayabiliriz? Mesela expand harcamak. Expensive'e benziyor pahalıya. Expenditure masraf gider demek. Bu arada spend waste gibi şeyler yani bir şeylere harcamak edat olarak on alır. Mesela spend time on nokta nokta waste money on nokta nokta yani bir şey üzerine para, zaman, enerji harcamak. Üstesinden gelmek, overcome, get over, defeat, eliminate, suppress, subdue overcome zaten belli bakın üst ve gelmek overcome get over da yine over var içinde üst anlamına gelen over var oradan hatırlanabilir. Defeat üstesinden gelmek, yenmek. Ama pasif yapılırsa mesela he, he was defeated derse de yenilmek anlamına gelir. Eliminate üstesinden gelmek, yok etmek, ortadan kaldırmak anlamları var. Üstlenmek, take on undertake, shoulder, embark on. Bakın take on, almak üstüne. Take ve on oluşuyor. İşte bir görevi, bir sorumluluğu, yeni bir şey üstlenmek. Undertake, bakın under alt, take almak altına geçip alıyorsun. Yani bir şeyi üstleniyorsun. Shoulder, omuz demek. Aynı zamanda omuzlanmak, yani üstlenmek. Ve yine embark on da üstlenmek anlamına veya bir şeye başlamak, üstlenmek, girişmek anlamı taşıyabiliyor. Satın almak, buy ve purchase. Faydalanmak. Benefit fayda demek, benefit from bir şeyden faydalanmak. Ya da make use of bir şeyden yararlanmak, faydalanmak, kullanmak. Yönetmek, işletmek. Direct, director zaten yönetici ya da yönetmen. Manage, manager de yine müdür, yönetici. Supervise, supervisor mesela yönetici gözlemci govern hükmetmek yönetmek government hükümet rule hem kural anlamı var hem kural koymak hem yönetmek ruler da mesela imparator reign operate run mesela operate bir şeyi işletmek daha çok run da run a company bir şirket işletmek ya da operate a company run a car mesela arabayı çalıştırmak, götürmek, işletmek gibi. run a store bir dükkanı işletmek. run a business bir işi, şirketi işletmek, yürütmek. Özlemek, miss, yearn for, long for. Bunların hepsi özlemek. Miss'in bir anlamı da kaçırmak ama şöyle otobüsü kaçırmak, dersi kaçırmak gibi. Kurmak, inşa etmek. build Building zaten bina, yapı. Construct. Construction yine yapı, bina. Establish. Found. Setup. Erect. Erect daha çok dikmek bir şeyi, bir binayı, bir heykeli falan dikmek, anıtı dikmek. Setup mesela bilgisayarlarda olur. işte kurmak istediğiniz zaman bir programı setup yazar. Oradan düşünebilirsiniz. Found. Buna dikkat. Find, bulmak var. İkinci ve üçüncü hali found'dur o, bulmak fiilinin. Bunu karıştırmayın. Bunun birinci hali found. İkinci ve üçüncü hali ise founded şeklinde. Yani düzenli bir fiildir. Found kurmak. ikinci ve üçüncü hali founded. Find ise bulmak demek. ikinci ve üçüncü hali found. Buna benziyor. Yani bulmanın ikinci ve üçüncü hali kurmanın birinci haliyle aynı. Karıştırmayın onları. Mesela Cumhuriyeti kurmak derken de establish diyebiliriz bu arada. Karıştırmak bir şeyi. Mix, mixer karıştırır biliyorsunuz. Blend, blender yine bir şeyleri karıştırmak için kullandığımız bir alet. Steer. Confuse, confuse daha çok kafa karıştırmak anlamında. Confusing, kafa karıştırıcı mesela. Confused, kafası karışmış. Don't confuse me, kafamı karıştırma. Engel olmak. Hinder. Daha çok iyi şeyler engel olmak yalnız hinder. Mesela başarıya engel olmak. Gelişmeye engel olmak. Kansere engel olmak değil de. Hamper. Obstruct. The obstruction de engel. Block. Bloklamak engel olmak. Impede. Curtail. Curb. Prevent from ve stop from bir şeyden alıkoymak, bir şeye mani olmak. Don't pre prevent me from studying. Beni çalışmaktan alıkoyma. You can't stop me from entering there. Beni oraya girmekten alıkoyamazsın. Bir de deter var. Bunların hepsi engel olmak. Sarmak, kuşatmak. Wrap. Wrapper mesela şu yemeklere doladığımız şeffaf naylon gibi bir şey var ya odur. Engulf. Cover. Kaplamak, kuşatmak. Surround. Çevresini sarmak. Mesela atmosphere surrounds the world. Atmosfer dünyayı sarar. Overwhelm ve besiege. Besiege daha çok böyle hem kuşatma hem kuşatmak. Yani böyle <laughs> savaş anlamındaki kuşatmak. Azalmak, azaltmak sınavın en önemli kelimeleri azalmak, çoğalmak gibi kelimelerdir. Lessen, less zaten daha az demek. Lessen, decrease, diminish, reduce, fall, mesela, fall düşmek aynı zamanda. Drop, hem damla demek, hem damlamak, hem düşürmek, düşmek. Descend, go down, slide down, slide kaymak normalde böyle aşağı doğru kayıyor, düşüyor, azalıyor. Hem azalmak hem azaltmak anlamları var bunların. Dahil olmak, katılmak, join, join us, bize katıl. Attend, attend a meeting, toplantıya katılmak. Go in for, bir şey için bakın içeri giriyor. Go in for, yani katılmak. Take part in, participate in, take role in, yani bir şeyde rol almak, yer almak get involved in, dahil olmak bir şeye. Bir soruşturmaya da olabilir, kötü bir şeye de iyi bir şeye de, bir olaya. Be engaged in, yine bir olaya karışmak, dahil olmak. Açığa ortaya çıkarmak. Reveal, disclose, unveil, unearth, uncover, unmask. Bunlar böyle bilimsel bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir sırrı ortaya çıkarmak, yalanı ortaya çıkarmak, tarihi eseri ortaya çıkarmak anlamında kullanılabilir. En önemlisi reveal. Close mesela kapatmak, kaplamak, gizlemek, disclose yapınca da ortaya çıkarmak. Veil, peçe demek, peçe örtmek demek. Unveil bile peçesini çıkarmak, yani açığa çıkarmak, ortaya çıkarmak bir gerçeği, olayı, her şeyi. Örtün, dünya anlamı olduğu gibi toprak anlamı da var. An örtte bakın topraktan çıkartıyorsun. Bir tarihi eser de olabilir ama gerçeği de olabilir. Sırrı da olabilir. Cover yine kaplamak, kapatmak. Uncover olunca açığa çıkarmak. Mask, maske, maskelemek. Yani bir şey örtmek. Unmask de ortaya çıkarmak. Gizlemek, saklamak. Hide. Conceal. Önemli bir kelime conceal. Disguise. Mask. Demin demiştik. Maskelemek, örtmek. Cover. Cover. Aramak, yani kayıp bir şey aramak gibi. Ya da istediğim bir şey aramak. Look for, search for, seek for. Bakın hepsi for alıyor. Bir de hunt for var. O da böyle yoğun aramak, hunt avlanmak, bir avlanır gibi deli gibi aramak. Mesela bilim adamları koronaya deli gibi çare arıyor. Hunt for. Sonuç çıkarmak. Infer from, deduce from, conclude from ve gather from bak. Nefsi from oluyor. Bir şeyden sonuç çıkarmak, çıkarım yapmak. Soru kalıplarında infer olur mesela reading sorularında. We can infer that. Şunu çıkarabiliriz ki. It can be inferred. Şu çıkarılabilir ki. Deduce from çıkarım yapmak. Deduction vardır. Deduction diye yazılır. O da çıkarım demek. Mesela conclude from. Conclusion sonuç demek. Bakın buradan geliyor. Conclude from da bir şeyden sonuç çıkarmak gather from gather aslında bir araya gelmek, bir araya getirmek demek. Hani bir şeylerden bilgileri bir araya getiriyorsun, sonuç çıkartıyorsun. İlerlemek. Hani ilerlemek, gelişmek gibi. Advance, proceed, improve ve march. March aynı zamanda böyle march march ilerlemek bir asker yürüşü gibi o anlamı da var. Durumunu korumak, sürdürmek. Mesela stay Stay calm. Sakin kalmak, durumlu o şekilde korumak. Remain beautiful. Güzel kalmak yıllara rağmen sürdürmek. Keep calm. Sakin kalmak. Sustain. Yine sürdürmek. Hatta sustainable energy vardır. Sürdürülebilir enerji. Önemli bir kalıp. Yani rüzgar gücü, güneş gücü gibi bu enerjiler sustainable enerjidir. Ya da sustainable sourcedır. Yani sürdürülebilir kaynak. Maintain hem bakım yapmak hem durumunu korumak hem sürdürmek anlamı var. Hold. Hold running. Mesela koşmayı sürdür, koşmaya devam et. Hold normalde tutmak anlamı da var. Durumunu korumak, sürdürmek anlamı da var. Mesela bir de hold a meeting dediğim zaman bir toplantı düzenlemek. Hold a festival bir festival düzenlemek. Hold a ceremony bir kutlama düzenlemek gibi anlamları da katabiliyor. Bir de stand still var. Bunların hepsi buradaki anlamın durumunu korumak, öyle kalmak ve sürdürmek bir şeyi. İptal etmek. Cancel ve call off. Ertelemek ise delay, postpone ve put off. Bakın C'liler iptal etmekte, P'liler ertelemek başka bir zamanda. Son vermek, ortadan kaldırmak, remove. Ebolish. Ebolish daha çok böyle yürürlükten kaldırmak. Ebolish caliphate mesela. Halifeliği kaldırmak. Invalidate geçersiz kılmak. <laughs> Nullify boşa çıkarmak. Ortadan kaldırmak bir şeyi. Put an end to bir şeye son vermek. Tükenmek, tüketmek. Finish bitmek, bitirmek. Run out of mesela. Run out of water susuz kalmak. Use up, tüketmek. Böyle kötü anlamda, deplete de aynı şekilde. Yani biz dünyadaki suyu use up yapmamalıyız, deplete yapmamalıyız, tüketmemeliyiz sonuna kadar. Bakın use up, up, yukarı, ta sonuna kadar kullanıyorsun, öyle düşünün. Expire, mesela expire date vardır. Son tüketim tarihi olarak geçer. Expire yine tüketmek. Hatırlamak, remember, recall, recollect ve remind of var. O hatırlatmak daha çok. Bakın hep re ile. Remind, mesela you remind me of your father. Bana babanı hatırlatıyorsun. Of derken onu kastediyorum. O hatırlatmak. Biriktirmek, toplamak, collect. Mesela collection da koleksiyondur. Gather, bir araya getirmek, bir araya gelmek. Pick, Pickup ne yapar? Çöpleri toplar mesela. Pickup'ları toplarız. Accumulate. Akü ne yapar? O enerjiyi falan biriktirir, toplar. Store hem dükkan anlamı var, hem depo anlamı var. Hem depolamak, toplamak, biriktirmek. Assemble bir araya getirmek, bir araya gelmek. <laughs> Finanse etmek, maddi destek sağlamak. Finance. Fund subsidize, sponsor ve loan. Loan daha çok borç vermek. Sponsor ve sponsor olmak, yardım etmek. Subsidize daha çok devlet desteği. Fond da aynı şekilde fon sağlamak. Finance zaten finanse etmek benziyor Türkçe'ye. Adamak, tahsis etmek. Devote to, dedicate to, commit to, allocate ve employ. Yani hayatımı sana adadım derken de mesela devote to dedicate to commit to diyebilirim. Ama aynı zamanda bu şuna adanmıştır, şunun için tahsis edilmiştir işte bu o da şuna tahsis edilmiştir derken de devote to dedicate to commit to diyebilirim. Allocate daha çok tahsis etmek anlamında yine bunlar gibi. Mesela müzenin bu kısmı Picasso'nun resimlerine allocate yapılmıştır, yani tahsis edilmiştir, ayrılmıştır. Employ da hem iş vermek birine. Hem de bir şeyi tahsis etmek. Mesela bu bilgisayarı şu işe employ yaptık. Yani tahsis ettik. Sağlamak. Provide, supply, grant ve offer. Grant daha çok maddi bir şeyler sağlamak. Ee, provide ve supply'e dikkat. Provide ve supply. Ee, edat olarak with ya da for alabilirler. Şöyle ki ne sağladığımızdan önce edat alacaksa with, kime sağladığımızdan önce alacaksa for alır. Mesela, Amerika provides ya da supplies food for Afrika. Amerika yiyecek sağlar Afrika için. Ama Amerika provides Afrika ya da supplies Afrika with food. Amerika Afrika'ya Afrika yiyecek sağlar. Bakın yiyecekten önce gelince with, Afrika'dan önce gelince for aldı. Yani kim için sağlıyorsam. Ondan önce for gelir edat olarak soru sorarlarsa. Ne sağladığından önce edat gelirse with. Zorlamak. Urge. Force. Compel. Mandate. Oblique. Dictate. Impose. Şöyle düşünelim. Mesela urgent vardır bir de acil, zorunlu. Force zaten güç, zorlamak. Compel. Mesela compulsory sıfatlarda zorunlu demek. Compulsory lesson. Zorunlu ders. Mandate. Mandatory var. Yine zorunlu. Oblique. Obligatory var. Sıfat olarak zorunlu. Dictate. Mesela diktatör. Buradan gelir. Hani zorla yöneten diktatör. Dikte etmek, zorlamak. Impose, empoze etmek, zorlamak bir şeyi. Gelişmek, geliştirmek, ilerlemek, ilerletmek, develop, improve, advance, progress, flourish, thrive, blossom, expand, grow, boom ve evolve. Mesela develop'tan developing country gelişmekte olan ülke, developed country gelişmiş ülke. Underdeveloped country, gelişmemiş ülke. Improve, mesela ilerlemek. Improvement, ilerleme isimli. Advance, hem fiildir hem isim. İlerleme anlamı da vardır. Progress da aynı şekilde. Hem fiildir hem isimdir. Hem ilerleme hem ilerletmek, geliştirmek. Flourish ve tree daha çok zenginleşmek. Blossom, bakın boom, blossom. Bu B ile başlıyor. X'e benziyor. Blossom, boom. Bunlar gelişmek, geliştirmek, ilerlemek. Expand daha çok genişletmek bir şeyi. Büyütmek. Grow da aynı şekilde. Evolve. Evrim niteliğinde değiştirmek, geliştirmek bir şeyi. Evolution da zaten evrim. Yanıltmak. Yani kandırmak. Deceive. Deception var. Deception diye yazılıyor. Mesela aldatmaca. Trick hile demek, yanıltmak demek. Mislead, lead yönlendirmek. Mislead, yanlış yönlendirmek, yanıltmak. Kaçmak, flee away, run away, drive away, escape ve get away. Mesela escape daha çok bir hapisten şuradan buradan kaçmak. Diğerleri de hani atıyorum düğünden kaçtı, soygundan kaçtı, benden kaçtı derken bakın hep away ile kullanılan şeyler benimsemek, kucaklamak bir şeyi. Adopt, mesela adopted child, benimsenen çocuk. Yani evlatlık. Accept, kabul etmek. Embrace, kucaklamak bir şeyi. Mesela, e, ne diyelim? İşte... Türkler Suriyeli e, mültecileri embrace yaptı, kucakladı. Welcome. Yani bu üretmek, kucaklamak, benimsemek hem bir insanı welcome yapabilirsiniz. Bir şeyi buyur edebilirsiniz, kabul edebilirsiniz. Hem yeni e, getirilen bir e, kanunu, kuralı, herhangi bir değişimi welcome yapabilirsiniz. Hoş karşılayabilirsiniz, benimseyebilirsiniz. <laughs> artmak, arttırmak. Rise, increase bakın decrease vardı. Azalmak, azaltmak. Increase de yükselmek, artmak, arttırmak. Mount Mount'un da yüksektir değil mi? Artar, büyür, mount, artmak, arttırmak buna benziyor. Climb, tırmanmak, normalde dağ tırmanmak, ağaca tırmanmak. Aynı zamanda mesela dolar climb yaptı derken arttı. Search, for, go up, amplify, escalate, ascend, augment, Enhance ve Promote. Promote hem teşvik etmek anlamı var. Hem e, ne diyeyim bir şeyi geliştirmek, arttırmak, hızlandırmak anlamı var. Hem e, bir şeyi sağlamak anlamı var. Başka Go Up mesela. Uptan çıkartabilirsiniz. Yukarı doğru gidiyor, artıyor. Diğerleri biraz ezber tabii ki. Tahliye etmek, boşaltmak. Evacuate mesela depremde tahliye edildi her şey. Evacuate. Discharge. Mesela charge, şarj etmek. Discharge, boşaltmak. Aynı zamanda tahliye etmek. Drain. Mesela drain ee, bu tuvaletlerin falan da böyle tahliye borusu falan için drain, drainage falan denir. Aşmak geçmek. Exceed. Don't exceed the speed limit. Hız limitini aşmayın. Surpass. Bir şeyi geçmek. Mesela Amerika Rusya'yı geçti. Surpass yaptı. Overtake. Sollamak. Geçmek. Excel. Aynı şekilde. Geri çekilmek. Ya da geri çekmek. Withdraw. Retreat. Mesela askeri geri çekti. Ee, verdiği ne diyeyim öneriyi geri çekti derken. Aldatmak, hile yapmak, kopya çekmek gibi anlamları var. Cheat'in. Cheat. Cheat on daha çok böyle ihanet etmek. Mesela üzerine gül koklamak diye düşün. Üzerine on değil mi? Cheat on. Cheat on. He cheated on his wife. Karısını aldattı. Üzerine gül kokladı. Cheat ise normalde kopya çekmek, hile yapmak, aldatmak onla geldiği zaman geldi yani ihanet etmek. Betray. E, bu hem eşine olabilir hem bir patronlu olabilir, arkadaşına olabilir ihanet etmek. Suçlamak. Charge with, accuse of, blame for, convict of. Bakın edatları değişiyor ama anlamlar aynı. Yani sınavda görürsek mesela x de var şıklarda edatı ne? Yukarı ona bakıp ona göre seçeceğiz. Charge with, accuse of, blame for ve convict of. Genelde suçlandım derken de edilgen yapılır. Mesela I was charged with, I was accused of, şununla suçlandım. Dava etmek, sue ya da sue for bir şey için dava etmek. Prosecute. Dikkate almak, hani önemsemek, dikkat etmek. Pay attention to, attention dikkat zaten. Pay ödemek ama ortada dikkat ödemek değil, dikkat etmek. Take into account, daha çok bir hesaba katmak. Bak şunu hesaba katmalısın, gözünde bulundurmalısın derken take into account. Ya da take into consideration, hesaba katmak, şunu gözünde bulundur derken yine take into consideration. Terk etmek, bırakmak, vazgeçmek. Leave, abandon. Desert. Bir de dessert var. Bakın Desert diye yazılan. iki F ile yazılan. dessert diye yazılan dessert var. O tatlı. Demek mesela baklava bir desserttır, Kadayıf bir desserttır. Bu Desert. Hem çöl demek. Desert. Hem fiil olarak terk etmek. Mesela Desert Island'da terk edilmiş ada. Quit. Daha çok alışkanlığı mesela. Quit smoking. Sigara içmeyi bırakmak. Give up da aynı şekilde. Daha çok alışkanlığı falan bırakmak. Give up smoking hazırlamak. Prepare, train, get ready, practice, rehearse. Şimdi prepare hazırlamak. E, preparation var. Hazırlık. Train mesela trainer var. Personal trainer nedir? Kişisel bir eğitimci, eğiten, trainde eğitmek, hazırlamak bir şeye. Get ready, hazırlanmak, hazırlamak. Make ready daha çok hazırlamak aslında. Practice, bir şeye hazırlamak, uygulama yapmak. Rehearse, mesela rehearsal, prova. Rehearse, prova yapmak bir şey için. Desteklemek, yardım etmek. Aid, first aid mesela ilk yardım. First aid kit, ilk yardım çantası. Help, assist. Asistan ne yapar? Yardım eder, destekler. Assist, support supporter, taraftar, destekçi, support, desteklemek. Back ya da backup, hani sırt çıkmak, desteklemek, back, arka, geri demek, sırt demek ya. Backup da hani bir şey destek olmak, sırt çıkmak. İçermek, include, incorporate, comprise, encompass, consist of alır. Edat sorusu olacak olursa of da kullanın contain, be made up of, pasif. Mesela atıyorum, water is made of, of hidrojen, su hidrojenden yapılmıştır, oluşmuştur gibi. Ya da be composed of, yine bir şeyden oluşmak, pasif yapılır. It is composed of, it is made up of şeklinde. Bunlarda söyleyeceğim bir şey var mı? Mesela consist of alıyor. Comprise ne genelde of alır. Bunlara dikkat. Tespit, teşhis etmek. Detect. Mesela dedektör ne yapar? Detect yapar. Dedektör, detect. Dedektör, detect. Böyle hatırlayabilirsiniz. Tespit etmek. Diagnose. Tespit ya da teşhis etmek. Detect and diagnose vardır. Tespit ve teşhis. Spot. Nokta, benek anlamı var hani nokta alışı şey yapmak, tespit etmek, teşhis etmek. Locate, hani konumunu belirlemek. Identify, tanımlamak, belirlemek. Bunlar daha çok hani bir hastalığı, şunu bunu tespit etmek ya da suçluyu tespit etmek gibi şeylerde kullanılır. Ya da bir şeyin yerini tespit etmek. Kurala uymak. Obey. Obey rules. Kurallara uymak. Abide by. Conform to. Bir şeye uymak comply with, adhere to ya da stick to. Stick, sticker var değil mi? Yapıştırıcı. Stick to, sıkı sıkı yapışır gibi bir şeye uymak. Fark etmek. Recognize, realize ve notice. işte yalanımı fark etti. Öğretmen şunu yaptığını fark etti derken. Realize aynı zamanda bakın real. Real'dan geliyor. Gerçekleştirmek anlamı da var bir şeyi anlamına gelmek. Mean. What do you mean? Ne kastediyorsun? Mesela kastetmek anlamı da vardır. It means nokta nokta şu anlama gelir. Stand for. Temsil etmek bir şeyi. Mesela işte USA stands for United States of America. USA Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eder. Bu harfler gibi. Signify. Bir şeyi göstermek, işaret etmek bu şu anlama geliyor şunu işaret ediyor derken işte yüzündeki benekler şunu signify yapıyor bu anlama geliyor şunu işaret ediyor sign zaten işaret symbolize temsil etmek bir şeyin sembolü olmak refer to bir şeye gönderme yapmak mesela ee, kelime sorularını çıkar it refers to nokta nokta bu şuna gönderme yapar bakmak normal hani Çocuğa bakmak gibi falan değil de birine bakmak, bir şeye bakmak. Look at, stare at, gaze at, glimpse at, glance at. Bunların hepsi de bakmak. Arada farklar var. Şöyle bir üstün bakmak, detaylı bakmak, dikkatli bakmak böyle. Ama bunlara gerek yok. Hepsini bakmak olarak bilin yeterli. Hepsi de bakın at alıyor. Betimlemek, tasvir etmek, describe description'da tasvir. Depict, depiction'da yine tasvir. Portray, picture, bakın hem resim hem resmetmek, betimlemek. Portray'da bakın hem portre hem e, portrait vardır. Portray, de hani resimlemek, tasvir etmek, betimlemek. Characterize, hani karakterize etmek, tanımlamak, tasvir etmek. Yabancılaştırmak, dışlamak, hariç tutmak, dışta tutmak. Isolate, yani izole etmek. Alienate, mesela alien uzaylı, yabancı demek. Alienate, işte yabancılaştılar. As strange, strange yabancı yine. Garip demek daha doğrusu, stranger yabancı. estrange yabancılaştırmak, yabancılaşmak gibi. Exclude, daha çok dışta tutmak, hariç bırakmak. Don't exclude me. Hani beni dışta tutmayın, ha, beni de oyunuza alın. Omit, atmak, dışlamak. Leave out yine dışarıda tutmak, dışta tutmak. Bir şeyi kabul etmemek. Don't leave me out. Hani beni dışta tutmayın, dışlamayın, hariç tutmayın. Belirlemek, sınıflandırmak. Determine belirlemek. Specify ne belirlemek. Define tanımlamak. Definition tanım. Label etiketlemek mesela etiket anlamı var etiketlemek anlamı var yani bir şeyi sınıflandırıyorsun etiketlendiriyorsun classify class sınıf zaten classify sınıflandırmak pin down belirlemek tetiklemek başlatmak trigger mesela trigger kayışı silah da araba nedir i̇şte çalışmasını ateş almasını sağlayan kayış ignite instigate induce. Önemli bir kelime induce. Feel. Feel mesela normalde yakıt demek. Ama burada gaz böyle gaz vermek, bir şeyi ateşlendirmek gibi. Alevlendirmek. Drive. Hem araba sürmek hem bir şeyi tetiklemek, başlatmak. Motivate. Hani motive etmek, canlandırmak, tetiklemek. Activate. Aktif hale getirmek. Provoke. Yine bir şeyi tetiklemek, sıkıştırmak, zorla başlatmak, provoke etmek. Spark of, spark kıvılcım, hani kıvılcan, kıvılcımlandırmak, ateşlemek, böyle tetiklemek. Inspire ise daha çok ilham vermek demek. Pasif yapılınca da I was inspired deyince mesela ilham aldım oluyor. Bunlara benzer diye yazdım. Gündeme getirmek. Voice hem ses hem bir şeyi mesela bir şeye ses getirmek, gündeme getirmek. Raise normalde kaldırmak, yükseltmek demek. Raise a topic bir konuyu ortaya çıkarmak, gündeme getirmek. Bring up. Bring forward. Bring getirmek zaten. Ayrılmak. Separate from. Mesela genelde yani from'la gelir bunlar. Bir şeyden ayrılmak, birinden ayrılmak veya sınıf olarak ayrılmak, şu, işte şu sınıf şu sınıftan ayrılır, hani sınıflandırmak gibi ayrılmak. Diverge, differ, yine differ from, farklılaşmak, ayrılık göstermek. Deviate, set apart, ayrı düşmek, apart ayrı. Break up ya da break up with, hani sevgilisinden falan ayrılmak. Break apart, yine. Divorce, daha çok boşanmak, savaşmak, mücadele etmek. Fight against, struggle against, cope with. Zaten yapmıştık bunları. Combat. Mesela combat hem savaş hem savaşmak. Mortal combat var. Ölümcül savaş. Battle. Mesela savaş. Battlefield. Savaş alanı. Aynı zamanda fiil olarak da yine savaş anlamı olduğu gibi savaşmak anlamı da var. Clash. Clash of Titans. Titanların savaşı. Çarpışması kabul etmek, razı olmak, accept, agree, mesela agree with biriyle hemfikir olmak. Agree on bir şey üzerine hemfikir olmak. Consent önemli bir kelime. Razı olmak, admit kabul etmek, concur, acknowledge, come to terms with bir şeyle biriyle hemfikir olmak. Önemsememek ihmal etmek ignore don't ignore me beni görmezden gelme neglect yine görmezden gelmek önemsememek ihmal etmek overlook bakın overlook şöyle bir istem bakmak laf olsun diye önemsememek Çok uğraşmamak disregard uh, yine önemsememek umursamamak etkilemek effect. İsim hali effect diye yazılır. Bu affect diye yazılıyor bakın. Effect, etkilemek. Etki effect. Bu effect. Impress, etkilemek. Influence, etkilemek. Manipulate, manipüle etmek, etkilemek, yönlendirmek. Mesela effect, impress, influence bunlar daha çok isim mesela effect, influence, influence'un isim hali de var. Yani etki demek on alırlar. Effect on, influence on bir şey üzerinde etkilerken. Mümkün kılmak. Enable. Facilitate. Allow. Allow hem izin vermek hem mümkün kılmak. Mesela yeni yapılan köprü günde on bin e, aracın geçmesine allow yaptı. İzin verdiyle mümkün kıldı anlamında. Ya da enable yaptı, allow yaptı. Make possible. Possible zaten mümkün. Make possible mümkün hale getirmek tarihine dayanmak. İşte atıyorum e, Türklerin kökeni şu tarihe dayanır derken date back to, go back to, be traced back to o be tabi duruma göre emzar vazı olur ama bunlar mesela bu fiillere dikkat genelde present tense de kullanılır. Mesela dinozorlar milattan önce 5000'e dayandı değil dayanır deriz değil mi? Dolayısıyla milattan önce 5000'e desek geniş zamanlı yaparız bunları. Övmek, beğenmek. Praise, applaud, compliment, bakın kompliman yapmak. Credit, güvenmek daha çok. Acknowledge, hem kabul etmek hem beğenmek, benimsemek. Praise, övgü aynı zamanda. Zarar vermek, bozmak. Damage, hurt, incitmek. Injure, incitmek. Harm, zarar vermek ve zarar anlamı var. Ruin, hem kalıntı anlamı var hem de böyle hani kalıntılarını ayırmak artık yani mahvetmek. Weaken, weak güçsüz. Weaken, güçsüzleştirmek, bozmak. Wreck, enkaz anlamı da var. Enkaza çevirmek, bozmak anlamı da var. Disrupt, impair, spoil. Mesela spoil, spoiled egg dersem bozuk yumurta. Spoiled... E'de getiriyorum. Spoiled child dersem... Şımarık çocuk. You spoiled my life. Hayatımı mahvettin. You spoiled my soup. Hani çorbamı mahvettin. Bozdun. Spoiler vardır. Mesela spoiler vermeyin derler. Yani bozmayın. Mesela filmlerin altında... Yorumlarda spoiler içerir der. Yani... Okursanız eğer bozulabilir o şeyiniz. İzleme isteğiniz. Oradan hatırlayabilirsiniz. Yok olmak. Nesli tükenmek. Fade. Fade away. Vanish. Costa vanish ne yapar? Lekeleri yok eder. Oradan hatırlayabilirsiniz. Appear ortaya çıkmakta. Disappear ortadan kaybolmak. Yok olmak. Die out. Daha çok nesli tükenmek. Go extinct. Become extinct son üçü daha çok nesli tükenmek, diğerleri ortadan kalmak, kalkmak, kaybolmak, solmak gibi anlamları var. İddia etmek, öne sürmek. Claim, maintain, allege, put forward, öne sürmek. Suggest hem önermek anlamı var hem öne sürmek. Scientist suggested, bilim adamları şunu öne sürer ki. Speculate Hani bir spekülasyonda bulunmak, öne sürmek. Hypothesis yani hipo ne derler, ee, hi senin hipotezin ne? Yani senin iddian, öne sürdüğün şey ne? Rumor, hem söylenti hem öne sürmek anlamı var. Gossip, dedikodu ve dedikodu yapmak. İncelemek, araştırmak. Examine, hem muayene etmek anlamı var, hem incelemek, hem sınav yapmak. Secretine böyle detaylı incelemek. Look into, detaylı bir şekilde incelemek, araştırmak. Yıkmak, yerle bir etmek. Demolish, devastate. Bakın değerli kelimeler geldi hep olumsuz anlamlarda kullanılıyor. Raf, tesadüf de olsa. Shatter, mess up, bozmak, mahvetmek. Terminate, Terminator filmleri ne yapıyordu? Terminator'da her şeyi yok ediyordu, mahvediyordu. Oradan belki hatırlayabilirsiniz. Terminate. Yok etmek. Kökünü kazımak. Demolish. Destroy. Terminate. Annihilate. Wipe out. Böyle silip sürmek, yok etmek, kökünü kazımak. Eradicate. Aynı şekilde bir hastalığı eradicate etmek. Tıpta eradicate etme, etmek diye de geçer Türkçe. End. Son vermek. Kökünü kazımak. Yani demolish, destroy, terminate, annihilate... Daha çok böyle zarar vermek, yıkmak, e, yok etmek. Ama wipe out, eradicate mesela daha çok e, kökünü kazımak, komple. And de son vermek. Söz vermek, promise. Promise demişken sürekli söz veren kişi gelecek vaat eder, umut vaat ederse. Dolayısıyla promising diye bir sıfat var mesela. Gelecek vaat eden. You are a promising child. Sen gelecek vadeden bir çocuksun. It is a promising research. Umut vadeden, gelecek vadeden bir araştırma. Ensure. Şuur emin demek, garanti etmek. Pledge. Taahhüt etmek. Soruşturmak. Inspect. Inspector Gadget vardı. Müfettiş Gadget. Belki oradan hatırlarsınız. izlediyseniz inspect, soruşturmak, incelemek. Investigate yine soruşturma, araştırma yapmak. Investigation var mesela, soruşturma. Inspection var, soruşturma. Sebep olmak. Neden olmak? Cause. Result in. Lead to. Bring about. Bu bring about çok çıkar. Bir phrasal verb aslında. Engender. End in ile son bulmak. Result yine benziyor bakın. Contribute to var bir de o. Daha çok bir şeye katkıda bulunmak. Hani katkıda bulunmak iyi şeyler için kötü şeyler için de gelebilir. Kansere katkıda bulundu da diyebiliriz. Başarıya katkıda bulundu da. Hani katkıda bulunmak derken sebep olmaya benziyor biraz. Şuna katkıda bulundu. Hani buna sebep oldu gibi. Yayılmak. Spread. Yaymak, yayılmak demek. Spread. Extend expand genişlemek prevail mesela extended version diye bir şey vardır hani e, yaygın böyle geniş genişletilmiş versiyonu gerektirmek require requirement mesela gereklilik necessitate necessary mesela gerekli entail entailment vardır hani gerektirimler involve kapsamak, gerektirmek. Mesela success, success involves studying hard. Başarı sıkı çalışmayı gerektirir, içerir, involve, kapsar. Uymak. Yani atıyorum giydiğim şey şunu uydu, bu yaptım bunu uydu gibi. Go with. Fit in ya da fit fit. Bir de adapt to var. Bu daha çok adapte olmak bir şeye. Yani bir şey uymak. Adapte olmak. Daha çok adapte olmak. Ee, dev devam etmek. Continue. Keep on. Mesela keep on sonra kendine verb ayıncı gelir. Keep on running. Koşmaya devam etmek. Go on running. Carry on running. Bakın on on. Devam etmek. Ya isim alır ya verb ayıncı alır. Bir şey yapmaya devam etmek. Carry on. Proceed. Yine devam etmek, ilerlemek. İşe almak. Hire, kiralamak, işe almak. Employ, iş vermek. Bir de tahsis etmek anlamını görmüştük. Bir şey bir işe, bir şeye. Recruit. Askeri almak, işe almak. Recruit aynı zamanda bir acemi, çaylak asker ya da çaylak iş yerine başlayan çaylak kişi anlamında taşıyor. Beğenmek. Saygı duymak. Like, beğenmek. Adore, hayran olmak. Admire, hayran olmak. Appreciate, takdir etmek. Look up to, hayran olmak. Respect, saygı göstermek. Ya da show respect de var. Değiştirmek. Change, alter, shift. Mesela shift usulü çalışırlar değişimle gece gündüz. Modify, mesela modifiye etmek. Değil mi? Arabayı modifiye edersin, değiştirirsin. Amend, Adjust. Daha çok uyarlamak, ayarlamak anlamı var. Adjust. Adjust to. Mesela to alır. Adapt. Adapte olmak. Adapt to. Bir şeye adapte olmak. Bir şeyi bir şeye adapte etmek anlamı da var. Değiştirmek derken. Alter. Bir de revise var. Bu bir fikri falan hani tekrar gözden geçirmek, değiştirmek gibi anlamlar taşıyabiliyor. Planlamak. Düzenlemek. Plan. Arrange. Mesela arrangement. Düzenleme isim. Organize. Organizasyon. Organizasyon bir plan. Organize, organize etmek, düzenlemek. Hold. Demiştik ya hold a ceremony. Bir kutlama düzenlemek. Schedule. Schedule aynı zamanda bir tarife, program gibi anlamları var. Oluşturmak constitute make up form account for pose mesela account for Çin dünya nüfusunun yarısını oluşturur derken yani tekabül etmeye benziyor biraz account for tekabül etmek anlamındaki oluşma, oluşturmak yani Çin nüfusu dünyanın yarısına tekabül eder oluşturur denk gelir Yine make up, constitute diyebiliriz tabi burada, oluştururdayken ortaya çıkmak, appear, emerge, mesela emerge from vardır bir şeyden ortaya çıkmak, kaynaklanmak, arise, arise from vardır yine bir şeyden ortaya çıkmak, rise yükselmek, originate from vardır bir şeyden kaynaklanmak, ortaya çıkmak, come out, show up, kendini göstermek. Bir yerde ortaya çıkmak. Partide show up yapmadı. Ortaya çıkmadı. Görünmedi. Coming to existence. Böyle ortaya çıkmak. Var olmak. Varlığını göstermek. Exist. Var olmak zaten. Dönüşmek. Dönüştürmek. Bu değişim bildiren çoğu kelime edat olarak bir şeyden dönüşüyorsa from, bir şeye dönüşüyorsa buradaki bir into alır. Mesela change into. Turn into. Mesela water turns into vapor. Su buhara dönüşür derken. Transform into yine dönüşmek dönüştürmek. Translate into dilden dile çevirmek. Convert to, değişmek değiştirmek. Evolve to, hani evrim niteliğinde böyle değişmek değiştirmek. Revolutionize evrim niteliğinde böyle çok büyük değişiklik yaratmak, dönüştürmek, dönüşmek. Tahmin etmek, öngörmek. Foresee, for zaten ön anlamı katar. Foresee bakın, öngörmek. Forecast, weather forecast vardır, hava tahmini. Foretell, tahmin etmek, önceden anlatmak. fore. predict, tahmin etmek. Project, hem yansıtmak hem tahmin etmek. Uh, guess, tahmin etmek. Estimate, emphasize, anticipate, Bunların hepsi yine öngörmek, tahmin etmek anlamı var. Halletmek, anlamak, bulmak, çözmek bir şeyi. Find out, figure out, work out, make out, sort out. Bakın hep outla. Come up with. Mesela come up with an idea. Bir fikirle açıka gelmek. Come up with. Yani Einstein görecelik teorisiyle come up fit yaptı. Yani çıka geldi. O fikri buldu. Come up with, Öyle hatırlayın. Workout hem antrenman yapmak anlamı var. Ee, hani mesela sporcular, badiciler yapar ya. Hem de bir şey anlamak, ortaya çıkarmak. Vurgulamak. Underline. Mesela under, altını çizmek. Vurgulamak. Highlight. Highlighter ne yapar mesela? Hem makyajda atıyorum bir şeyi parlamasını Vurgulanmasını sağlar kirpiğin falan Hem de tahtaya highlighter'la falan yazarsın Veya tahtede de Mesela sarı fosforlu highlighter'lar vardı ya Vurgulamak için üzerini çizersin Öyle hatırlayabilirsiniz Stress hem stress demek hem vurgulamak demek Emphasize Point out Bir şeyi vurgulamak göstermek Assert Uygulamak apply mesela yüzüne şunu uygula falan derken ya da şunu bu şunu bunu uygula derken apply application mesela ne aplikasyon yani uygulama enact impose hem empoze etmek hem uygulamak implement önemli kelime put into practice uygulamaya sokmak put into effect uygulamaya sokmak müdahale etmek interrupt Don't interrupt me. Bana müdahale etme, lafımı bölme. Interfere, intervene. Bunlar böyle müdahale etmek, burnunu sokmak, karışmak gibi anlamları var. Bakın hep uh, inter ile başlıyor. Salmak, sızdırmak, emit, evet. send out. Dışarı gönderiyor bakın, give off veriyor. Leak, sızdırmak daha çok ve sızıntı. Release, gaz ve benzeri salmanın yanı sıra, emit gibi, send out gibi, give off gibi, hapisten, hastaneden çıkarmak anlamı ya da pasif yaparsan çıkmak anlamı da var. Mesela e, bu fabrika sera gazı salıyor derken, emit, send out, give off, leak, release hepsini kullanabiliriz. Release aynı zamanda böyle hapisten çıkardılar, hastaneden taburcu ettiler derken de hani salmak, yaymak olarak kullanılıyor. Aynı zamanda mesela bir filmin yayınlanması, kitabın yayınlanması falan derken de release kullanılabiliyor. Parçalamak, parçalanmak, break, kırmak, dismantle, parçalamak, divide into, parçalara bölmek, fragment, fragman nedir? Bir filmin parçasıdır sadece, parçalamak. Split, split into mesela, parçalara bölmek. Tear apart, parçalara ayırmak, yırtmak. İşten çıkarmak, kovmak. Sack, fire, hem ateş anlamı var, hem ateş etmek, hem işten çıkarmak, kovmak. Expel, dismiss, layoff. Make redundant. Mesela redundant gereksiz, gereğinden fazla demek. Make redundant. O kadar fazlalık ki o kişi. Make redundant yapıyorlar. işten çıkartıyorlar. Birleştirmek. Tie. Hem bağ, kravat gibi anlamları var. Hem bağlamak, birleştirmek. Unit. Unite. Daha doğrusu United States of America. Amerika Birleşik Devletleri. Merge. Bir araya getirmek, birleştirmek. Önemli kelime. Combine bakın kombine etmek, birleştirmek. Match eşleştirmek, birleştirmek. Öncesinde gelmek. Predate ve precede. Yani mesela ne diyelim? Mayalar e, inkaları predate yapar, precede yapar. Yani öncesine gelir. Ya da kızıl Amerika kıtasında predate yaparlar, precede yaparlar. Hani öncesine gelirler. Şu olay şu olaya predate yapar, precede yapar. Pre ön demek zaten. Hani öncesinde gelir. Askıya almak, hani beklemeye almak. Suspend ve freeze. Freeze, dondurmak bir şeyi askıya almak. Kötüleşmek. Worsen. Deteriorate. Decay, böyle daha çok çürümek, diş çürümesi falan. Aggravate. Worse daha kötü demek zaten. Worsen daha da kötüleşmek, kötüleştirmek. Deteriorate, bozmak bir şeyi. Kolaylaştırmak, önünü açmak, ease, ease mesela ease, pay the way for önemli kalıp, smooth the way ya da smooth the way for. Mesela pay the way for, öğrencinin küpe takması diğer kızların da önünü açtı, kolaylaştırdı mesela makyaj yapmalarını, küpe takmalarını, pay the way for. Bu araştırma pay the way for yaptı şunun için yani yolunu açtı, önünü açtı, kolaylaştırdı. Reddetmek, karşı çıkmak. Refuse. Refusal vardır. Refusal diye yazılır. Mesela red. Reject. Decline. Hem azalmak, azaltmak anlamı var decline. Hem reddetmek. Deny. inkar etmek, reddetmek. Mesela denial vardır. Denial diye yazılır. İnkar. Turn down. Reddetmek. Bakın turn down. Turn çevirmek down aşağı. Birisi size bir kağıt veriyor. imzalayını Turn down yapıyorsunuz. Altını üstüne çeviriyorsunuz. Reddediyorsunuz. Öyle hatırlayın. Oppose. Opposite zıt demek. Oppose karşı çıkmak. Oppose to bir şeye karşı çıkmak. Resist to ya da resist against bir şeye karşı direnmek. Resistance ne yapar? Kirece karşı direnir değil mi? Çamaşır makinelerinde. Resist de direnmek. Resistance drenç mesela varsaymak farz etmek assume presume suppose imagine imagine hayal etmek mesela assume that şunu varsay. Yürürlükten ya da ortadan kaldırmak remove ortadan kaldırmak eliminate elemek yok etmek Ablish, abolish abolish caliphate demiştik halifeliği kaldırmak do away with bir şeyle işinin bitmezse. hani mesela, aa, ne diyebilirim I did away with you. Senle işim bitti. Dispose of bir şeyden kurtulmak, atmak. Get rid of bir şeyden kurtulmak. Ne diyebiliriz mesela? Get rid of. I want to get rid of you. Senden kurtulmak istiyorum. Yani ortadan kaldırmak istiyorum. Burada yürürlükten kaldırmak abolish. Geri kalan ise ortadan kaldırmak, bir şeyden kurtulmak anlamında. Sonrasında gelmek. Succeed ya da follow. Hani ne diyebiliriz? Amerika'da, Amerika kıtasında beyazlar e, kızılderilere succeed yaparlar. Hani sonrasında gelirler. Şu savaş, şu savaşta succeed yapar. Yani sonrasında gelir. Precede, succeed. Bakın, precede. Ön gelmekte succeed, sonrasında gelmek. Follow. Takip etmek. Hem normal takip etmek anlamı var. Hani hem de sonrasına gelmek. Takip. Mesela following day. Sonrasına gelen gün. Takip eden gün. Diğer gün. Follower da takipçi zaten. ilişkilendirmek, Bağlamak. Connect. Relate. Daha çok with ya da to alırlar. Connect to. Connect with. Relate to. Relate with. Link to. Link with. Link atarsınız. Ne yapar? Oraya bağlanır. Link'e tıklayarak. Associate tie hem kravat hem bağ hem bağlamaktı. Bond. Yani bu konuyu şununla bağlayabiliriz, ilişkilendirebiliriz anlamında kullanılıyor. Bond to mesela. Değerlendirmek. Evaluate. Evaluation var. Değerlendirme. Assess. Değerlendirmek. Assessment var. Ass assessment diye yazılıyor. Değerlendirme. Rate. Kademe demek. Hani not vermek. Judge. Hem yargılamak, e, hakimin yargılaması, hem hakim anlamı var. Hem de bir şeyi değerlendirmek, yürütmek, icra etmek, conduct. Kondüktör ne yapar? Treni yürütür. Orada conduct, conduct, kondüktör, conduct bakın benziyor. Carry out. Mesela conduct a research. Bir araştırma yürütmek. Carry out a study. Bir çalışma yürütmek. Perform gerçekleştirmek, yürütmek. Perform an operation bir ameliyat gerçekleştirmek, icra etmek. Mesela perform on the stage sahnede bir şeyler icra etmek. Maintain yürütmek, idame ettirmek, devam ettirmek. Maintain a company bir, şirkeni, bir şirketi yürütmek. Commit işlemek anlamında daha çok. Mesela commit a crime suç işlemek, commit a, bir suçu yürütmek suç, iş, suç icra etmek, komite crime. izin vermek, let, let me go, hani izin ver gideyim, allow, permit ve consent, consent razı olmaktır zaten. Bunlardan mesela allow ve permit, hani izin vermek anlamı varken bir taraftan da mümkün kılmak, Demiştik ya yeni yapılan köprü şunları mümkün kıldı. O anlamda da kullanılabilir. İletmek, aktarmak, convey, pass on, bakın üzerine geçirmek, pass. Transmit, transmitter mesela. Verici, receiver vardır bir de. Receiver diye yazılır. Receiver, receiver alıcı, transmitter, iletici, verici. ...elektriği de konvey yapabilirsiniz... ...mesajı da konvey yapabilirsiniz... ...konvey, message, konvey... electricity. ...anlaşmak, uzlaşmak... ...agree, mesela agree with... ...biriyle anlaşmak... ...agree on, bir şey üzerinde anlaşmak... ...agree to artı fiilin birinci hali... ...bir şey yapmaya anlaşmak... ...yani with de alabiliyor... ...on da alabiliyor, to da... ...conquer... ...make a deal, bir anlaşma yapmak... ...deal yapmak... Reach a consensus. Bir consensus. Uzlaşmaya varmak. Reach varmak. Come to terms with. Hani aynı şeyi paylaşmak, uzlaşmak, anlaşmak. Korumak, muhafaza etmek. Protect. Protection koruma. Preserve. Conserve. Conserve ne yapar? Korur. Değil mi? Yiyecektir oradan. Defend. Savunmak. Shield. Hem kalkan hem savunmak shelter hem sığınak falan demek hem korumak muhafaza etmek. Çadır bizi ne yapar? Shelter yapar. O bizim shelter'ımızdır. Yağmurdan shelter yapar. Yani muhafaza eder, korur. Guard. Gardiyana benziyor. Bakın guard yani koruyucu. Safeguard. Yine korumak. Büyütmek, genişletmek. Magnify. Mesela lens, mikroskop falan bunlar ne yapar? Magnify yapar büyütür görüntüyü. Magnitude diye bir şey vardır. Magnitude diye yazılır. Magnitude. O da büyüklük. Mesela depremin magnitude'u, şiddeti, büyüklüğü şu kadardır. 3.5'tir. Enlarge, genişletmek, büyütmek, topraklarını genişletti derken. Broaden, yine topraklarını broaden yaptı, genişletti, kapsamı genişletti. Broad, genişlemek. Wide, aynı şekilde genişlemek, genişletmek, widen. Zoom. Zoom yapınca ne yaparsınız? Büyütür, genişletir. İşgal etmek. Ele geçirmek. Occupy. Conquer. Fatih conquered İstanbul. Fatih İstanbul'u fethetti. Annex. Seize. Mesela Ölü Ozanlar Derneği kitap ve film var. Seize the day. Günü yakala. Günü ele geçirir. Öyle bir motto vardı. Capture. Ele geçirmek. Mesela bir insanı tutsak etmek, capture, invade, işgal etmek. Mesela böcek de invade yapabilir evi, işgal edebilir, ele geçirebilir. Invader'dır. Bu durumda o böcek invader'dır, işgal eden. Güçlendirmek, fortify. Strength, güç demek. Strengthen, güçlendirmek. Reinforce, toughen. Zorlaştı böyle güçlendirmek, katı hale getirmek iyice. İstemek, talep etmek, want, ask ya da ask for, don't ask for money, para isteme, demand, talep etmek, request, talep etmek, wish, istemek, desire, arzu etmek, aspire, böyle bir şeyi çok istemek, aspiration vardır, aspirasyon diye yazılır. Mesela büyük hedef, büyük amaç, büyük istek, crave, yine çok istemek bir şeyi crave for. Mesela o da crave for bir şeyi çok istemek. Saldırmak, attack, shark attack, köpek balığı saldırısı. Assault, strike. Mesela strike hem çarpmak hem saldırmak. Ama mesela go on a strike var. Greve gitmek. Öyle bir anlamı da var strike'ın. Grev anlamı da var. Raid. Mesela raid snake savar. Ne yapıyor? Çünkü onlara saldırıyor. Raid snake savar öyle bir marka vardı ya. Veya polis raid yaptı, saldırdı, baskın yaptı gibi. Baskın yapmak anlamı da var. Raid'in. Nokta noktadan kurtulmak. Discard, get rid of, dispose of. Zaten get rid of ve dispose of'u yapmıştık. Bir şeyden kurtulmak, başından atmak. Boşaltmak, dispose of. Örneklemek. Example mesela örnek. Exemplify. Illustrate e, uh, değinmek, bahsetmek bir şeyden. Mention, site, speak of. Yani speak, konuşmak, speak of bir şeyden bahsetmek, değinmek. Mention, bahsetmek, değinmek. Sight de aynı şekilde. Denk gelmek, karşılaşmak. Coincide, hani tesadüf etmek gibi. Run into, hem çarpmak hem karşılaşmak. Bump into, Come across, hani karşı karşıya gelmek, karşılaşmak. İki arkadaş karşılaştı derken de come across olur. Zor zamanlar karşılaştı da come across olur. Come across hard times. Encounter yine karşılaşmak, yüz yüze gelmek. Zor zamanla da arkadaşına da karşılaşabilirsin. Overlap, dolaşmak. Wander, travel, roam. Travel daha çok seyahat etmek. Wander ve Roam hani böyle bir sokağa falan dolaşmak, dışarıyı dolaşmak. Garanti etmek, sure I emin, mean. kesin demek de ensure garanti etmek, assure garanti etmek. Warrant, mesela warranty falan yazar aldığın şeyde garanti arkasında. Ya da guarantee. yaşamak, yerleşmek, live Mesela Ankara'da yaşıyorum, I live in İstanbul. Dwell daha çok yerleşmek, developer vardır. ER e gelince yerleşimci. Inhabit bir yere yerleşmek. Inhabitant vardır. Inhabitant yazılır. Yerleşimci. Reside yerleşmek. Mesela resident. Residence. Kalacak yer. Resident. Kalan kişi. Reside'de yerleşmek. Öyle hatırlayın. Resident. Residence'de reside yaparsınız. Kalırsınız. Yerleşirsiniz. Settle. Yine yerleşmek. Yani live daha çok bir yerde yaşamak diğerleri bir yere yerleşmek. Güvenmek, inanmak, trust in, count on, believe in, have faith in, bir şey inanç duymak, have confidence in. Bakın hep in ne geliyor? Sadece count on alıyor. We trust in God, Allah'a güveniyoruz. We believe in God, Allah'a inanıyoruz. Dayanmak, bel bağlamak, depend on, mesela bir şeye bağlı olmak, dayanmak, based on, temelinde bir şeye bağlı olmak, dayanmak. Rest on ya da rest upon, bir şeye dayalı olmak. Rely on, yine bel bağlamak. Mesela Suudi Arabistan e, petrole rely on yapıyor geçinmek için. Yani bel bağlıyor, güveniyor. Kullanmak. Use, utilize, employ. Hani birine iş vermek, iş vermek tahsis etmek demiştik ya. Bir şey olarak kullanmak. Mesela biz e, bu bilgisayarı şu olarak employ yapacağız. Kullanacağız. Buna tahsis edeceğiz. Exploit. Exploit hem kötüye kullanmak anlamı var hem normal kullanmak anlamı var. İki anlamını değerlendirebilirsiniz. Sınavda çıkarsa. Çünkü bir sınavda mesela iki sınavda cevapta doğru cevapta bir sınavda normal kullanmak bir sınavda kötüye kullanmak anlamını istemişlerdi. Harness. Kaynaklanmak, bir şeyden türemek, bir şeyden gelmek demişim. Result from, bir şeyden kaynaklanmak. Emerge from, bir şeyden ortaya çıkmak, bir şeyden kaynaklanmak. Be caused by, cause sebep olmaktı. Be caused by, pasif yapınca, edilgen yapınca yani bir şeyden kaynaklanmak. Stem, kök, gövde falan demek. Bir şeyden kök almak, gövde, gövdelenmek yani bir şeyden kaynaklanmak, ortaya çıkmak. Bir şeyden türemek root mesela kök yine bir şeyden köklenmek, ondan türemek. Drive from daha çok böyle kelimelerde şundan türemiştir, şundan gelmiştir derken kullanılır. Drive from Latin, Latinceden gelmiştir, türemiştir. Daha çok den türemek. Originate from hani bir şeyden orijini bir yerden almak, yani bir yerden gelmek, kaynaklanmak. Bir ırk da olur bu, bir sorun da olur. Come from, yine bir şeyden gelmek, bir şeyden ortaya çıkmak kısaltmak. Short, kısa, shorten, kısaltmak bir şeyi. Cut, kesmek. Reduce, azaltmak. Aynı zamanda kısaltmak. Abbreviate. The abbreviation var. Kısaltma. U, S, A mesela. Kısaltmadır. Abbreviate, kısaltmak bir şeyi. Tartışmak. Argue, debate, dispute, quarrel ve discuss. Bunlardan argue mesela hem savunmak anlamı var bir fikri. Hem de tartışmak anlamı var. Yani olumsuz anlamı da var tartışmak, sorun çıkarmak gibi. Ama normal anlamı da var bir şeyi savunmak. Mesela argument da argument yazılır. Hem tartışma demek hem de savunma, savunma tezi gibi. Argüman yani. Bir de negotiate var. Bu daha çok münazara etmek. Yani şirketler, ülkeler falan negotiate yapar daha çok. Üretmek. Produce. Mesela producer, üretici. Product, product yazılan ürün. Production, production yazılan üretim. Manufacture, yine üretmek. Manufacture, üretici. Generate, jeneratör ne yapar? Enerji üretir, elektrik üretir. Generate. Yield, bu daha çok mahsul falan üretmek. Ekim içmek falan gibi. Önermek, suggest. Propose, offer. Advice, recommend yani önermek, tavsiye etmek. Uh, Suggest'e dikkat. Suggest'in bir anlamı da öne sürmekti. Scientist suggested diyorduk. Bilim adamları öne sürer ki. Offer var. Offer'ın da bir anlamı yine önermek anlamı olduğu gibi sunmak anlamı da var. Mes mesela büyük şehirde yaşamak şu imkanları sunar. Bu otel şunları sunar derken offer. Advise daha çok tavsiye etmek. Tavsiye vermek. Recommend aynı şekilde. Meyilli olmak. Eğilimli olmak. Tend to. Incline to. Be apt to. Bir şeye karşı e, meyilli olmak. Hastalanmaya da olur. E, kavga çıkarmaya da olur. Gitmeye de olur. Gitmeye de meyillisiniz. Göstermek. Show. Indicate. Show. Bir şeyi bana göster derken show. Indicate. Bak bu şunu gösteriyor. Bu artış bunu gösteriyor derken indicate. Hatta indicator var. Indicator diye yazan gösterge. Demonstrate. Göstermek. Demonstration var. Gösteri. Display. Sergilemek. Signify. Yani işaret etmek. Göstermek. Present. Mesela pre, üç tane present var. Böyle present diye yazılıyor üçü de. Present diye okunan hediye demek. Veya şu an demek. Present diye okunan bir şeyi sunmak demek. Ee, ama tabii kalk okunuşunu çok şey bilmeye gerek yok. YDS yok dil için. Ama IELTS için falan gerekli. Present hediye ve şu an demek. Present sunmak. Exhibit sergilemek. Aynı zamanda sergi anlamı da var. Exhibition, exhibition, exhibition. İcat etmek, geliştirmek. Invent. Mesela inventor da mucit. Inventor diye yazılıyor. Invention yani invention diye yazılan icat. Invent. icat etmek. Device. Develop. Daha çok geliştirmek. Create. Yaratmak, ortaya çıkarmak formulate oluşturmak. Maruz kalmak, deneyimlemek. Undergo, bakın altından gidiyorsun. Zor zaman, undergo hard times. Zor zamanların altından gidiyorsun. Yani zor zamanlardan geçmek. Bir şeyden geçmek, maruz kalmak. Be exposed to. Exposed normalde maruz bırakmak demek. İşte atıyorum kurbağayı güneşe maruz bırakırsan ölür derken exposed. Ama daha çok pasif kullanılan, edilgen kullanılan bir yapı. Be exposed to bir şeye maruz kalmak. Be exposed to sunlight. Güneş maruz kalmak. Sonra kanser olmak. Go through. Bir şeyden geçmek. Bir deneyimden, bir tecrübeden. Go through. Through arasından go gitmek. Hani bir şeyi yaşamak. Face it. ile yüzleşmek, karşı karşıya gelmek. Bir şeyi deneyimlemek. Experience. Hem deneyim hem deneyimlemek. Yaşamak anlamı var bir şey. Katlanmak. Dayanmak. Mesela I can't stand you. Sana katlanamıyorum, dayanamıyorum. I can't bear smoking. Sigara içmeye katlanamıyorum, dayanamıyorum. Yani e, olumsuz anlamlar. Bu olumlu. Ama can't falan deyince katlanamıyorum oluyor. Tolerate. Tolerans göstermek. Bir şeye katlanmak. Mesela e, Ozon tabakası artık tolerate edemiyor sere gazlarını. Yani tolerate edemiyor, katlanamıyor, dayanamıyor, gücü yetmiyor. Resist. Mesela direnmek. Resistance ne yapardı? Resistance. Direnirdi girece karşı. Withstand. Dayanmak. Katlanmak. Endure. Yine dayanmak. Put up with. Dayanmak, katlanmak bir şeye. You must put up with me. Bana katlanmalısın survive var. Bu daha çok hayatta kalmak ve ayakta kalmak. Mesela ameliyatta survive yapabilirsin. Hastalıkta, hastalıklardan survive yapabilirsin. Bir uçak kazasında survive yapabilirsin. Hayatta kalabilirsin. Bir de böyle ayakta kalmak anlamı var. Mesela bu eski binalar depreme rağmen survive yaptı. Başlamak, başlatmak. Start, begin, launch. Launch hem füze fırlatmak hem bir şeyi başlatmak initiate, trigger, induce, commence. Bakın bir şeyi tetiklemek, başlatmak. Trigger kayışı demiştik. Introduce. Hem tanıtmak, tanıştırmak. Mesela, let me introduce myself. İzin verin kendimi tanıtayım. Aynı zamanda bir şeyi ilk defa bir yere getirmek. Mesela yeni hükümet şu, şu kanunu introduce yaptı. Amerika'ya kahveyi e, İspanyollar introduce yaptı, tanıttı, getirdi. Bir de introduction vardır. Introduction diye yazılır. Hem mesela bir kitabın tanıtım bölümüdür. Tanıtım anlamına gelir. Hem de mesela kahvenin introduction'ı İspanyollarla başladı Amerika'da derken kullanabilirsiniz. Yani ortaya çıkarılması, getirilmesi, başlatılması. Breakout daha çok patlak vermek. Mesela outbreak var, salgın. Outbreak breakout yapar. Outbreak breakout yapar. Yani salgın patlak verir deprem volkanik patlama patlak verir bir savaş patlak verir biraz olumsuz bir anlam. Açıklamak, netleştirmek, explain, clarify, explain açıklamak, clarify netleştirmek, make clear netleştirmek. Mesela ışık tutmak, aydınlatmak var. Shed light on, enlighten, illuminate. Mesela age of enlightenment yani aydınlanma çağı bir kalıp. İlluminati mesela ne yapacak diyor? Ya? İlluminati biliyorsanız, araştırdıysanız dünya du, du, dünyayı aydınlatacak. Aydınlanma için geliyor. Oradan hatırlayabilirsiniz. Illuminate. Yasaklamak. Ban. bar, forbid, prohibit, outlaw. Mesela banlandım falan derler. Yasaklandım. Atıldım bir yerden. Eee... Prohibition var mesela. Prohibition diye yazılır. Yasak demek. Outlaw. Yani kanun dışı yapmak. Başarmak. Gerçekleştirmek. Succeed in. Bakın in alıyor. Fail da in alır. Bir şeyde başarısız olmak. Fail in yazılışı. Fail in yani. Succeed in ise bir şeyde o başarısız olmakta. Succeed in ise bir şeyde başarılı olmak. Accomplish accomplish a task mesela. Task diye yazılıyor. Bir görevi tamamlamak, gerçekleştirmek. Achieve a goal. Bir hedefe ulaşmak. Accomplish a goal. Bir hedefe ulaşmak. Realize. Hem fark etmek hem gerçekleştirmek anlamı var demiştik. Real'dan geliyor. Fulfill. Fulfill a task. Bir görevi tamamlamak, yerine getirmek. Complete. Tamamlamak. Download completed der mesela değil mi? Yani indirme tamamlandı durmak, durdurmak. Stop, finish, end, cease. Mesela cease fire, ateş kes demek. Quit, quit smoking, give up smoking, bırakmak bir şeyi. Halt, mesela halt etme, dur, halt etme, dur diye hatırlayın. Yani halt, durmak, durdurmak. Abort, mesela abortion var. Ee, bu çocuk aldırma. Ne yapıyorsun? Çocuğu durduruyorsun. Abortion çocuk aldırma, çocuğun doğumunu durduruyorsun. Ee, muzdarip olmak bir şeyden suffer from alıyor bakın from. Suffer from cancer, kanserden muzdarip olmak. Suffer from sunlight. Güneş ışığından muzdarip olmak, acı çekmek. Anlamak, kavramak bir şeyi understand, realize. Hem gerçekleştirmek hem anlamak, fark etmek de. Recognize fark etmek, anlamak bir şeyi comprehend anlamak grasp kavramak anlamak mesela elle kap, kap, şey yapmak da kavramak da grasp akıl olarak kavramak da perceive algılamak kavramak yani hepsi anlamak kavramak algılamak baskı uygulamak suppress press zaten basınç falan demek suppress oppress Maltrait, kötü davranmak Torture, işkence etmek. Biraz bunlara benziyor. Ortaya çıkarmak, öğrenmek, bir sonuca varmak. Learn, öğrenmek. Discover, keşfetmek. Find out, figure out, sort out. The i̇şte work out da var değil mi? Ortaya çıkarmak. Conclude, bir sonuca ulaşmak. Fiillerde bu kadardı.